Bazıları çıkmış, ülkem yanarken, deprem olmuş, canlar gitmişken, bir sürü aile tamamıyla yeryüzünden silinmişken diyor ki, ben boyut kapısını açmıştım, ben boyut kapısını bu gece kapatacağım, bana evet deyin. İstanbul bitmişti son zamanlarda. Bizler son böyle bilinçaltı çılgınlığıyla uğraşan insanları bir bir deşifre ederken bize kızılıyordu. Şu anda teyzecikler, yanına çocuklarını alıp gezen tiplemeler, İstanbul bitirip Doğu illerini, Mardin'den başlayıp Urfa, Diyarbakır, işte Maraş ve oralardaki illeri hedeflemişlerdi. Kadim bilgilere oradaki bizim teyzeleri ulaştırmak istiyorlardı. Bizim hanımlarımız saftır, Anadolu irfanı vardır ve sen davet edildiğinde gidilir. Oralarda yemek adı altında, kahvaltı adı altında yapılan ritüellere eşlik edilirse, Rabbime açık ve seçik olarak şirki koşulursa bizler Allah'ım ne diyeceğimizi bilemediğimiz hallere gelmişiz demektir. Arkadaşlar, gaybı sadece Rabbimiz bilir. Kimse deprem oluşturamaz. Rabbimiz gibi kimse yapamaz. Amerika'sı başka birisi gelip de depremi oluşturmaya kalkıştıysa, Rabbim izin vermediyse olmayacaktır. Ol deyince olduran bir yaprağı istemezse estirmeyen Rabbimize Amerika'dan korktuğum kadar senden korkmuyorum diyebilir miyiz? Televizyonlara çıkıp boy gösterip değişik tuhaf insanlarla aile zilmi yaptığını aslında gizleyip liderini satan insanlarla ortaya çıkıp da milletimin kafasını karıştırmayınız. Sizler bilim adamlarıyla gidip çalışınız o zaman. Kitaplar yazıp bu durumda bile ben demiştim dersen sen, senin alnın karışlanacaktır zamanı gelince. Gaybı Rabbim bilir, geçmişi de geleceği de benim içimde senin içinde en ince ayrıntısıyla ancak Rabbimiz bilir. Onun için bugünler geçecek. Şu anda bir olma vaktiyken hortlayan bilinçaltıcılara karşı çok rica ediyorum. Hortlayan itikat bozukluğuna karşı, hortlayan yeni akım dinlere karşı ve lütfen ve lütfen senin her şeyini ben temizleyeyim diyen, dindar gözüken insanlara, kadın ve adamlara, özellikle kadınlara karşı dimdik durunuz. Sen git önce kendini temizle, önce kendini tanı diyiniz ve oradan şeytandan kaçar gibi kaçınız. Bunlar hurafedir, bunlar batıldır, bunlar batıni ilimler gibi metafizik ve parapsikolojik olaylara el atmış olan taştan, enerjiden, kuantumdan dem vuran ve biz bu işleri çok iyi biliyoruz diyen aklı bozuk, aklı ve fikri olmayan, peynir ekmekle yemiş olan insanlardır. Bilim dışı, din dışı, ilim dışı söylemler, karşımızda şamanik, Budizm, Hinduizm'in izimleriyle beraber ortaya çıkan, eskiden anlatılan, kadim dinlerde ortaya çıkan şeyler bizim şu anda önümüze İslam dini olarak serilemez. Lütfen, biz kimsenin acısından beslenmeyiz. Biz hiçbirimizin acısından beslenip de para kazanma hırsına bürünmeyiz. Birbirinizi seviniz. Tek kanat olunuz, tek yürek olunuz ve hep beraber herkes kolu boyunca uzandığı yere destek atmış olsa ve ailelere, çocuklara psikolojik olarak bile yanında olup da sadece susup destek olduğunu ifade etse elbette ki bir şeyler daha kolay yoluna girecektir. Sen yaptın, sen suçlusun, bu suçlu Amerika yaptı gibi söylemler bizi sadece ve sadece dinden edecektir. Rabbimiz var. Onların oyunu varsa bizim de Rabbimiz var. Salim olun lütfen.
esen kalın.